Tamamlanmıştır. Sayın Bakanlardan öncelikle kim cevap verecek? Sayın Çelik, buyurun. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Sayın Tüm tarafından bir soru yöneltildi. Fakat ümit ediyorum ki kurduğu cümle bir özensizlikten kaynaklanan bir cümle olsun. Çünkü ilk defa böyle bir cümle duyuyorum. Ve bu meclise girdiğimden beri de duyduğum en yanlış cümle olduğunu ifade etmek isterim. Sabırlı olun. 15 Temmuz darbe girişimin yapıldı. Arkasından asıl darbeyi 20 Temmuz'da siz yaptınız diyorsunuz. Bakın, bu Türkiye'nin, Avrupa'da pek çok insanla muhatap oluyorum. 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle hükümet uygulamalarını eşit düzeyde ya da birbiriyle benzeştirerek ele alan bir cümleyi Türkiye'nin düşmanlarından bile duymadım. 15 Temmuz darbesi Türkiye'de sapık bir dini ideolojiyi hakim kılmak üzere asker elbisesi giymiş teröristlerin devleti, meşru hükümeti yıkmak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'nu öldürmek, hükümeti devirmek için ve bu milletin masum evlatlarına kast ederek insanları öldürdükleri, yaraladıkları, şehitler verdiğimiz alçak bir girişimdir. Bu cümleyle meşru hükümetin, seçilmiş hükümetin hiçbir faaliyetinin eşit düzeyde ya da yan yana zikredilmemesi gerekir. Darbe girişimi darbe girişimidir, hükümet hükümettir. Şimdi asıl darbeyi 20 Temmuz'da siz yaptınız diyerek altına siyaseten tartışmalı bir takım argümanları sıralamak son derece yanlış bir tutumdur. 15 Temmuz'daki darbe girişimini hep beraber kınamalıyız. Hiç kimse bu meclisin meşruiyetine inanan, bu hükümetin dinleyin bir dakika. Hayır, sizin söylediğiniz cümlenin başı yalan olduğu için altını tartışmaya gerek yok. Meşru hükümetle darbeyi bir tutamazsınız. Meşru hükümetle darbeyi bir tutan kişinin bu meclisin meşruiyetine de inancı yoktur. Siz Fethullahçıların kullandığı argümanı kullanıyorsunuz. Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz darbe girişimiyle bu hükümetin uygulamalarına eşit tutuyor. Sizin yaptığınız iş Fethullahçılarla aynı düzlemde durarak meşru hükümeti eleştirmektir. Kim ki 20 Temmuz darbe girişimi var diyorsa yaptığı şey... Sayın Bakan, kim ki 20 Temmuz darbe girişimi... Sayın Bakan, lütfen efendim. Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmadan hiç anlaşılmıyor. Arkadaşlarınız arkasında duruyor, bakın. Sayın Tüm, efendim bir saniye. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan cevap veriyor. Sükunetle dinleyelim. Gereken cevap icap ederse verirsiniz. Sayın Bakan, buyurun devam edin. Şimdi, bakın, bir milletvekili arkadaşımız 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederken 20 Temmuz'da asıl bu darbeyi hükümet yaptı diyor. Bu cümlenin anlamı nedir? 15 Temmuz. Evet. O zaman arkadaşlar, doğru söylüyor diyenlerin hepsi 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle meşru hükümeti eşit teraziye koyan bir demokrasi algısına sahip. Biz buna demokrasi demiyoruz. Biz buna hukuk devleti demiyoruz. Sayın milletvekili, müsaade misiniz? Buyurun Sayın Bakan. Ayrı şeyler değil. Bunun adı darbeciliktir. Bu kadar net. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimle gelmiş hükümetine darbe yaptı derseniz ve bunu da 15 Temmuz darbe girişimiyle eşitlerseniz bunun adı darbeciliktir. Gerisinin hiç önemi yok.